Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir faydalı bilgi daha vereceğim. İnanın çok işinize yarayacak. Vicdan azabı çekebilirsiniz belki ama çekmeyin. Sonrasında icabına bakarsınız. Arı yakalama tuzağı. Bahçeli bir ortamda, piknikte ya da bahçeli bir eviniz varsa ve mangal yiyemiyorsanız ya da meyve de yiyemiyorsanız bu göstereceğim olayı yapın. Çok basit ve çok %100 etkili. Telefonla anlık çekiyorum. O yüzden kusura bakmıyorum. Ufak bir su şişesini alıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İçine eti doldurun. Şöyle 3-4 tane yağlı bir et atın. Şuralarda şöyle sigarayla delin ya da çakmakla delin arkadaşlar. Olduğunuz yere bırakın. Şöyle bırakın. Bakın bunu bir yarım saat önce yaptım. İçindeki arılara bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün arıları içine çekti şu anda. Arıların mantığı böyle giren arı yukarıya doğru uçtuğu için şey yapamıyor. Tekrardan geri dışarı çıkamıyor. Bunlar yaban arısı. Yani bal arısı değil. Arıları öldürüyor, doğayı katlediyorsun demeyin. Bunlar sarıca arı. Bunlar zararlı. Mecburen bunlardan kendimizi ve çocuklarımızı korumamız için böyle bir önlem alıyoruz. Bunun gibi 2-3 tane daha yaptım. Onların içi de aynı bunun gibi dolu. Hepinize faydası olacağını düşünüyorum. Ki oluyor da. Yani bunları ben burada toplamasaydım, düşünün yemek nasıl yiyeceksin, mangal nasıl yapıp yiyeceksin. İçine hiçbir şey atmanıza gerek yok. Ya da et atmasanız da elma, şeftali onlardan kesip de atabilirsiniz. Arıyı çeksin maksat kokusuyla. Bal sürebilirsiniz deliklerin ucuna. Gelen olduğu gibi içine giriyor. Basit ama etkili bir yöntem. Deneyin şansınızı. Kesinlikle %100 etkisini göreceksiniz. Şöyle gösteriyorum. Ah düştü. Bakın. Ve arılar da burada. Bakın şuradan çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorlar. Çünkü tutunacak yerler olmadığı için akıl edemiyorlar. Aslında burayı yanlış delmiş de olabilirim. Ama genelde hep oradan girdiler. Kovan mantığı. Arı kovanı mantığı. Gelen giriyor ama çıkamıyor. Gücü olanlar uçmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Gücü olmayanlar alt tarafta. Bu şekilde. Kanalımıza abone olup beğenirseniz bahçeyle ilgili birkaç tüyo olan videolar daha var. Onları da çekip atmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. İyi seyirler.